31 Mart yerel seçimleri artık tamamlandı. Çankırı Belediye Başkanı belli oldu. Çankırı'nın ilçelerindeki belediye başkanları belli oldu ve yerel halkın kafasındaki soru işaretlerinden birisi de şuydu: mahalle muhtarlarındaki son durum ne? Artık mahalle muhtarlarının da son durumu kesin olarak belli oldu diyebiliriz ve Çankırı'da öyle bir muhtarımız var ki Çankırı Cumhuriyet Mahallesi muhtarı Sayın Cemile Eskisucu. Tamı tamına 2 dönemdir kadın muhtarı olarak Çankırı'da anılıyordu Cemile Eskisucu ve 2 dönemdir görevini başarılı bir şekilde icra ediyordu diyebiliriz. 3. dönemde de başarılı bir şekilde muhtarlığa tekrardan seçildi Sayın Eskisucu. İki dönemdir Çankırı Cumhuriyet Mahallesi'nde muhtarlık yapan kadın muhtar Cemile Eskisucu, bu dönemde de mahallesinde muhtar seçilmeyi başardı. İkiz çocuk sahibi ve bir torun sahibi olan Eskisucu, aynı zamanda Çankırı Merkez ilçesindeki ilk ve tek kadın muhtarı unvanının da sahibi. 2014 seçimlerinde ilk Çankırı Merkez'de Cumhuriyet Mahallesi'nde muhtar adayı oldum. Ben adaylığımı açıkladıktan sonra Çankırı'da 5 kadın muhtar adayı oldu. Ama seçimlerde tek kazanan Cumhuriyet Mahallesi'nde ben Cemile Eskisucu oldu. Tekrar 2019 seçimlerinde 8 kadın muhtar adayı olduk. Yine kazanan tek ben oldum. Sonradan 2014 seçimlerinde gene 8 kadın muhtar adaydık Çankırı Merkez'de. Yine kazanan Cumhuriyet Mahallesi'nde tek kadın muhtar olarak ben görev yapmaktayım. Öncelikle Çankırı Merkez'de kadınlarımıza rol model olduğum için çok mutluyum. Ve Çankırı Merkez'de hep kadın muhtar olduğum için çok mutluyum. Yani o kadar çok kalplere iz bırakmışım ki 3. dönemde tekrar halkım, mahallelim beni seçerek onur ettiler. Tabii ki beni seven, sevmeyen, seçen, seçmeyen bütün halkıma da teşekkür ediyorum buradan. Erkek arkadaşlarım lütfen bana kırılmasın ama bu işi bence kadınlar daha güzel yapıyor. Çünkü kadınlar bir anne. Anne olduğu için daha yumuşak kalpli olabiliyorlar. O yüzden kadınların daha güzel yaptığına inanıyorum ben. İlk başlarda 2014 yılında ilk muhtarlığımı açıkladığım zaman bazı amcalar diyeyim, gençler değil de amcalar kadından muhtar olur muymuş? Bu erkek işi dediler. Ama gördüler ki erkek işi olmadığını, gerçekten çok her kesime hitap ettiğim için yani dönüşler çok güzeldi. Şimdi 3. dönemde halkım beni seçtiği için gerçekten sanki bir uykudan uyanmış gibi oldum. Bu, yani içtenlikle bu duygularımı aktarıyorum. Dedim ki bu halkım beni bu kadar çok seviyor ki ben de onlara daha farklı bir şeyler yapmam lazım dedim. İnan, yani nasıl diyeyim, fazla açıklama da yapmayayım, sürpriz diyeyim ama daha çok sosyalleşmeyi düşünüyorum bu dönem. Mahallemde işte ne bileyim gezi turlar, eğlenceler, özellikle bir de kendim pet shopçu olduğum için bu dönem hayvanlara, sokak hayvanlara daha çok destek vermeyi düşünüyorum. Yerel seçimlerde seçilen kadın belediye başkanlarıyla gurur duyduğunu belirten Eskisucu, seçimi kaybeden kadın muhtar adaylarının şanslarını denemeye devam etmelerini istediğini ekledi. Yani aslında çıkmak başarmanın yarısıdır. Onlar cesaret gösterip de yani bu seçimlere katıldılar. Bence kaybettik deyip de geri çekilmesinler, tekrar denesinler. Yani bu bir sefer kaybetmeyle olmuyor yani. Başarına kadar denesinler bence. Çünkü biz şöyle söylüyoruz. Bir kadın isterse beşik sallar, isterse dünyayı sallar bir sözü var ya. Ona göre bence daha da çoğalması lazım sayılarımızın. Ve bu seçimlerde ben şunu gördüm. Çoğu illerimizde belediye başkanlarımız kadın oldu. İnan bundan çok gurur duydum. Sayılarının da çoğalacağına ben inanıyorum. 2004 yılında benim eşim kalp krizinden vefat etmişti. O zaman esnaftı. Ben ev hanımı. Çünkü geçim başıma geldi. Yani ne yapacağımı şaşırdım. Dedim esnaflığa devam edeyim. Esnaflığa devam ettim. Esnaflığa devam ederken yani çok şeyler başardığımı görünce zaten ilk muhtar adayı olmak oradan çıktı. Yani ev hanımlığından iş hayatı, esnaflık. Esnaflıktan da o kadar çok şeyler yapıyordum ki dedim ki yani muhtar da olabilirim. Çok
kalplere dokunabilirim. Öyle ilk muhtarlık adaylığım zaten öyle çıkmıştı, esnaflıktan yola çıkarak. İkiz çocuklarım var şu an, ikiz erkek çocuğu. 30 yaşındalar, biri evli, biri bekar. 5 yaşında torunum var. Yani tabii ki ailece birlikte başardık. Bu başarı sadece benim başarım değil, ailem var arkamda. Akrabalarım, sevenlerim, mahalle halkım. Bu benim tek başıma olan bir başarı değil.